Sevgili seyirciler, Avrupa'nın en büyük kültür organizasyonlarından biri olan ve 15 yıldır Fransa'nın çeşitli şehirlerinde yapılan Feste Kültür, bu kez de Fransa'nın başkenti Paris'te yapıldı. 3 gün boyunca devam eden ve oldukça yoğun bir katılımla gerçekleşen organizasyonu Vizyon adına Fransa temsilcimiz Sevcan Cemtosun takip etti. Feste Kültür'den herkese merhabalar değerli izleyenlerimiz. Efendim Feste Kültür 15. yılında Paris'te bir kez daha yerli ve yabancı misafirlere kapılarını açtı. Dop dolu bir organizasyondan bakalım 3 gün boyunca vizyon kameralarına neler yansıyacak. Birlikte izliyoruz. Sevgili izleyenlerimiz, Ebru Şahin Feste Kültür Paris'te sevenleriyle buluştu. İnanılmaz güzel bir kalabalık vardı. Şimdi sahneden indi. Kendisinin duygu ve düşüncelerini almak istiyorum. Efendim merhabalar, hoş geldiniz. Hoş buldum. Çok teşekkür ediyorum öncelikle davet için. İlk defa katılabiliyorum. Daha önce iş programından dolayı gelememiştim. İnanılmaz kalabalıktı. Herkes sizler için geldi. Neler söylersiniz, neler düşünüyorsunuz, nasıl buldunuz organizasyonu? Sanıyorum 15. yılı bu sene. Umuyorum daha uzun yıllarda devam eder. Çok kıymetli buluyorum bu organizasyonları. Yurt dışında yaşayan Türklerin böyle kültürüne, dokusuna sahip çıkması çok değerli bence. Aynı zamanda diğer insanlara da, diğer milletten insanlara da kültürümüzü, dokumuzu gösterebilmek çok güzel. Bu anlamda ne diyeyim, bu kadar büyük bir kalabalık gerçekten şaşırttı beni. Çok da mutlu oldum. Kilometrelerce uzakta insanların yüreğine bir şekilde dokunabilmiş olmak çok değerli. Yabancılar da yoğunlukta aramızda. Evet, zaten o kültür farkı, işte ülkedir, odur budur, bunların dışarısında gönülden bir bağ kurabilmek insanlarla benim için çok değerli. Bunu canlı canlı da görmüş olmak gerçekten mutlu etti. Efendim çok teşekkür ederiz, ayağınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum, kolay gelsin, sağ olun. İzleyenlerimiz, bugün Feste Kültür'ün açılışını Türkiye Cumhuriyeti Paris Başkonsolosumuz Sayın Kerem Yılmaz yaptı. Kendisi bir merhaba deyip duygu ve düşüncelerini alalım. Efendim merhabalar, hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Öncelikle yeni görevinizde başarılar diliyorum ben. Paris'e de hoş geldiniz. Evet, çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Efendim yaklaşık 1,5 ay falan oldu göreve başlayalı. Çok büyük bir organizasyonu ziyaret ettiniz. Feste Kültür'ün açılışını yaptınız. Neler söylersiniz, nasıl buldunuz, ortam nasıl? Evet, çok bir ekiple başladım göreve. Katıldığım en büyük organizasyonlardan, ortam çok güzel. Çok sayıda ziyaretçi var, çok sayıda stand var. Türk kültürünün farklı ögelerinin tanıtılmasına vesile oluyorlar. Türk mutfağından çok güzel lezzetler var. Bütün katılımcılara keyifli vakit geçirmelerini diliyorum. Organizatörlerin de ellerine sağlık. Efendim çok teşekkür ederiz. Açılıştan sonra standları da ziyaret ettiniz. Onlar da çok memnun oldular. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Avrupa'nın en büyük organizasyonlarından biri olan Feste Kültür'ün ikinci gününden herkese merhabalar değerli izleyenlerimiz. Efendim dün inanılmaz yoğun bir ilgi vardı. Bugün yine Feste Kültür ikinci gününde binlerce misafiri ağırlayacak. Yoğun sahne programlarının yanında 300'den fazla standın bulunduğu bu organizasyonu kutluyoruz gerçekten. Bakalım bugün kameralarımıza neler yansıyacak. Hadi hep birlikte içeriye girelim. Bakalım neler yaşanacak. Sevgili izleyenlerimiz, festivalin ikinci gününde yine katılım çok yoğun. Festivale gelen misafirlere mikrofonu uzatıyoruz. Bakalım neler söyleyecekler. Efendim merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nereden geliyorsunuz? Buraya 400 kilometre Redon'dan geliyorum. Oo, hoş geldiniz. Peki nasıl buldunuz ve ilk kez mi katılıyorsunuz Feste Kültür'e? Paris'te ilk kez katılıyorum Feste Kültür'e.
çok kalabalık, çok büyük bir alanda kurulmuş. Kendimi Türkiye'deki gibi hissettim. Sevgili izleyenlerimiz, şimdi bir teyzemizin yanındayız. Ona merhaba diyelim. Merhabalar. Merhaba canım. Hoş geldiniz. Sağ olasın, siz de hoş geldiniz. Teyzeciğim, festikültüre ilk kez mi katılıyorsunuz? Birkaç kez katıldık ama çok beğendik, çok güzel. Her şeyi bulabiliyor musunuz standlarda? Her şey var. Aradığını buluyorsun. Ortam çok güzel. Sizleri gördük, daha da bir güzel. Festikültür Paris. Kuku. Bonjour, bonjour festikültür. Sevgili izleyenlerimiz, Festikültür'ün 3. ve son günündeyiz. Bugün yine diğer günler gibi inanılmaz yoğun bir ilgi var. Arkada kuyruklar oluştu saatler öncesinden. Bugün Inoxtag sahneye çıkacak, hatta birazdan. Şimdi sizleri son günden detaylarla baş başa bırakıyoruz. Güzel festikültür. Festikültür çok güzel. Çekin çekin gönlüm. Festikültür çok güzel. Festikültür bonjour. Sevgili izleyenlerimiz, Festikültür'e gelen misafirlere mikrofon uzatmaya devam ediyoruz. Efendim merhabalar, hoş geldin. Merhabalar, teşekkür ederim. Festikültür'e ilk kez mi katılıyorsun? Yok, daha önce geldim ama birkaç seferdir katılamamıştım. Tekrar bugün gelmek nasip oldu. Peki nasıl buldunuz, neler söylersiniz? Yani çok güzel, muhteşem, güzel bir organizasyon. Hatta arkadaşlara da tebrik ediyorum bu konuda. Gerçekten bu şekilde bir organizasyon bugün yapmak da çok zor. Bunu canlandırmak ve bu kadar insanı burada ağırlamak gerçekten büyük bir başarı. Bütün organizasyonu, sizleri, herkesi tebrik ediyorum bu konuda. Sevgili izleyenlerimiz, festival alanında röportajlarımıza devam ediyoruz. Merhabalar. Merhaba. Festikültür'e ilk kez mi katılıyorsun? Evet. Nasıl buldunuz? Harika diyecek hiçbir şey yok. En çok neyi beğendiniz Festikültür'de? Alışverişi çok beğendim. Her şey var mı? Evet, her şey var. Daha sık sık olsun mu Paris'te? Evet, gerçekten Paris'te daha sık olsun, yani bence de olsun. O zaman buradan selam gönderelim tüm organizatörlere, el sallayalım. Sevgili izleyenlerimiz, gurbetçi vatandaşlarımız Anadolu'nun lezzetlerini tatmak için uzun uzun kuyruklara girdiler. Şimdi yanımızda iki tane bayan var. Onlara bir mikrofon uzatalım. Merhabalar. Merhaba. Nasıl buldunuz ortamı, neler söylersiniz? Çok güzel. Değişik yiyecek, içecek ve aktiviteler var. Çok güzel bulduk. En çok neyi beğendiniz? Lokma ve mehter takımı. Çok güzel o zaman. Sürekli olsun mu? Evet, olsun. Buradan bir de el sallayalım. Sevgili izleyenlerimiz, Festikültür 15. yılında yine muhteşem bir programa imza attı. Yanımızda Festikültür organizatörlerinden İzzet Doğan Elbey var. Kendisi bir merhaba deyip tebrik edelim öncelikle. Efendim merhabalar. Merhabalar. Ben sizi ve tüm ekibi gönülden tebrik ediyorum. Gerçekten dile kolay. 15 senede birçok programa imza attınız. Biz de bunları ekrana keyifle taşıdık. Gerçekten öyle. 3 gün boyunca burada dolu dolu Türkiye'yi yaşattınız bize. Paris'te benim gördüğüm her yeni organizasyon diğerine göre daha kalabalık ve daha güzel. Bunu yapmak kolay değil. Öncelikle bunun sırrını ben sormak istiyorum. Böyle başarılı organizasyon yapmak kolay değil çünkü. Çok sağ olun. Tekrar gerçekten bu seneki Paris'te, yani daha zannedersem festival tarihinde görülmemiş bir katılım var. Buradan ziyaretçilerimize, esnaflarımıza çok teşekkür ediyoruz. Maalesef salonu bugün 3-4 defa kapattık. Çünkü yolluktan dolayı. Yani vatandaşımıza, ziyaretçilerimize çok teşekkür ediyoruz. Dediğiniz gibi biz burada elimizden geldiği kadar memleket özlemimizi, Türkiye'mizi yaşatmaya çalışıyoruz. Her seferinde de bütün ziyaretçilerimiz buyuruyorlar, geliyorlar yani.
Efendim, şimdi Festi Kültür bu sene 9. organizasyonuna imza attı. 2025 için tabii ki birçok organizasyon yine var ama bir sonraki lokasyonu ve tarihi öğrenmek istiyorum ben. Bir sonraki durağımız kendi evimiz diyeyim, Lyon Eurexpo 21, 22, 23 Aralık. Lyon'da dediğiniz gibi 9. kez olacak bu sefer. Seneye de hedefimiz 10 tane Festi Kültür yapmak büyük şehirlerde. Efendim, ben başarılarınızın devamını diliyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet değerli izleyenlerimiz, biz 3 gün boyunca dop dolu bir Festi Kültür organizasyonunu getirdik ekranlarımıza. Çok da keyif alarak çekimler yaptık. Bir sonraki durak Lyon Eurexpo'da 21, 22, 23 Aralık dediniz değil mi? Kendi evlerinde yine muhteşem bir organizasyona imza atacaklar. Vizyon birbirinden özel konu ve konuklarla devam ediyor efendim.